Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Everest markasının getirmiş olduğu Everpad Momo Mini 3GS, yani 3G destekli 7.85 inçlik tabletini nasıl yazılım yükleneceğini anlatacağım sizlere. Evet. Tabletimiz bu. Tabletimizde geldi müşteriler bazen soruyorlar, SIM kart nereye takılıyor? Tabletimizin arka kısmında şu kameranın olduğu yerde bir çeltik var. Oradan direktmen açabilirsiniz. SIM 1, SIM 2 şeklinde simlerinizi takabilirsiniz. Ve hafıza kartı da yine bu bölümdedir. Hafıza kartını da bu bölüme takabiliyorsunuz. Gelelim yazılımımızın nasıl yüklendiğine. İlk önce yapmanız gereken bilgisayarını ben videonun özellikle açıklama kısmına gerekli download linkini ekleyeceğim. O download linkinden şu dosyayı elde edeceksiniz. Download ettiğinizde. Bunun içerisinde yazılım yüklemek için gerekli olan tüm programlar mevcuttur. İlk önce yazılım yükleme programımızı çalıştıralım. Flashtool. Evet, böyle bir hata verebilir. OK deyip geçin. Evet, yazılım yükleme programımız bu. Burada yapmanız gereken ilk önce hangi yazılımı yükleyecekseniz onu seçmelisiniz. Şöyle yapalım. Masa üstünde. Evet, şöyle. Masa üstündeki ya download etmiş olduğunuz Everpad Momo Mini 3GS Software dosyasından böyle adresi kopyalayın. Adres satırına yapıştırıp enterladığınızda MT6582 Android yazan dosyayı seçiyoruz. Seçtiğinizde şu şekilde gelmesi gerekiyor. Daha sonra firmware update seçiyoruz ve download diyoruz. Şu anda bilgisayarımız yazılım atmaya hazır durumda. Şimdi tabletimizi bağlayıp yazılım atma işlemini başlatalım. Tabletimizin üst kısmında USB girişimiz mevcuttur. Micro USB. Tabletimizin içerisinden çıkan micro USB kablo ile bağlantısını yapacağız. Bağlantısını yapmadan önce tabletimiz tamamen kapalı olması gerekiyor. Tabletimiz kapalı iken ses artı tuşuna basılı tutup ardından USB kablomuzu bağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ekranda şurası kırmızı renkte hemen geldi. Download %100 diyor. Bu şekildeyken bekliyoruz. Evet. Formatı %100 dedi. Evet, şu anda %1 ve yazılım yükleme işlemi başlamıştır. %100 olana kadar bu şekilde bekliyoruz. Bu işlemi hangi şartlarda yaparsınız? Örneğin tabletinizde bir yavaşlama olduysa, yüklemiş olduğunuz uygulamalardan kaynaklanan veya bir virüs girdiyse, tabletinizin yazılımı çöktüyse bu şekilde yazılım yükleyerek tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz. Yani yazılım bozuldu diye teknik servise gönderip zaman kaybetmenize gerek yoktur. Bu işlemi evinizde siz de yapabilirsiniz. İşlem çok basittir. Evet, yazılım yükleme işlemimiz bittiğinde ekranda gördüğünüz gibi OK işaretimiz geldi. Şu anda her şey tamam demektir. Programımızı kapatabiliriz. Daha sonra bilgisayar bağlantı kablomuzu çıkarıyoruz ve tabletimizi her zamanki açma tuşuyla açıyoruz. Bu ilk açılış biraz uzun sürebilir çünkü yazılımlar yüklendiği için kendine gerekli ayarlarını yapıp açacaktır tabletiniz. Bu
Bu yükleme tabletinizi ilk aldığınızdaki yazılımları geri yükleyecektir. Tamamen içerisinde çekmiş olduğunuz fotoğraflar veya yüklemiş olduğunuz müzik, film gibi dosyalar tamamen gidecektir. Onun için önemli dosyalarınız varsa, tabletinize erişim de varsa tabii ki gerek dosyalarınızın bir yedeğini almanızı öneririz. Alo. Evet, şu anda dediğim gibi ilk açılışta biraz uzun sürebilir. Bu ikinci açılışta falan normal şekline dönecektir. Evet, gördüğünüz gibi yazılımımız yüklendi ve tabletimiz masaüstü geldi. Evet, ilk tablet elinize ulaştığı gibi ekranınız gelecektir. Tableti ilk aldığınızdaki uygulamalar aynı şekilde geri yüklenecektir. İyi günlerde kullanın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.